Camimiz çok büyüktü. 300-400 kişilik bir cemaati alabilecek kapasitesi vardı. Yanı başında da Kur'an kursu vardı. Hep bütün hatıralarımız tabii suya gömülmüş olduğundan bir mahzunluk yaşadık. Üzüldük tabii ki. Camimiz yerinde yok. Buradan camiye bakınca şimdi hem hatıralarımız her zaman taze duruyor. Yani içindeki durumu bildiğimiz için, gölün içindeki olayı, bir de oraya yakın bir kavlağın ağacımız vardı. Çınar ağacı diyorlar şimdi. Bu çınar ağacı da 750 yaşındaydı. Ben imamken Amerikalılar gelmişti. Çınar ağacının içi boşluk. Yanında karakolumuz vardı. Köyün karakolu. Ondan sonra bu çınar ağacını da dalları duruyordu. Bir tanesi odun amaçlı gitmiş, dalları yukarıdan kesmiş. Şimdi dalları yine dışarıda duruyor. Oraya martılar konuyor, kargalar falan geliyor. Halen onu da öyle görüyoruz. Ona da çok üzülüyoruz. Keşkeden o ağacı da kurtarabilseydik köyde. Ya insan tabii ki ister istemez üzülüyor da eski şeyleri var, anıları var, şeyler var köyün içerisinde. İnsan bir rüya görse rüyasını eski köyde görüyor. Önceden biliyordum tabii, dedemin köyü, annemin köyü, hanımın köyü diyelim. Burada caminin etrafında büyük bir kavlağın ağacı var. 1800 yıl olduğu tahmin ediliyor. Yani büyük, kenarın yanı başında karakolumuz vardı. Çarşısı gibi böyle büyük bir nahiye idi. 15-16 tane dükkanlar vardı. 3-4 tane kahve vardı, fırın vardı. Yani bir merkezi de burası.